Leş kokusu. Leş. Al, leş kokusu yani. Görme, anlatılacak gibi değil. Gelip bir görsünler, ona göre yani. Hak ediyorlar bize de. 15 gündür bu koku böyle yani. Nehidir bu dedi. Ceset olabilir dedi. Şuraya baktım, onun için geldim, baktım kapılar açtım. Hadi dedim, bir ceset de olabilir. Çok iğrenç yani. Orada mıymış ama? Orada tabi herhalde. Böyle böylesi de böyle. Aslında büyük bir basın kapat istiyorum. Büyük halkı buraya topluyorum. Bu uyarı. Sadece evet. Bir uyarı bu. Bu iki bir uyarı. En fazla 15 gün içinde büyük bir kitle olarak buraya geleceğiz. Söz veriyorum. Arkadaşlar ben Sayın Bersun Nasr'dan teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben 25 senelik Mustafa Kemal Mahalle Muhtarıyım. Ve Toroslar'da 3 dönem Mustafa, 1 dönem Mustafa Demirci ile 3 dönem Hamdi Tuna'yla çalıştım. Ve Hamdi Tuna her ay muhtarlığıma gelirdi. Mahalleyi sokak sokak dolaşırdı. Ben 4 senedir temizlik diye bu temizlik iş, bunların elemanı var. Temizlik sıfır. Mahalle çöp, kokudan, ottan berbat. O nedenle biz her aradığımızda bir ay sonra, 10 gün sonra, 20 gün sonra akşam yapacağım, sabah ne yapacağım ama bir türlü yapmadılar. O nedenle biz kendisine diyoruz ki, kardeşim bizim kimseye ben mutlu olarak ben ne partim var ne bir şeyim var. Kimseye de garazim yok. Sadece benim mahalledeki sorunum, mahalle halkının sorunu. Çünkü vatandaş bana söylüyor, ben vatandaşa söylüyorum, ondan sonra vatandaşa yalancı çıkıyorum. Bu nedenle eğer bir ağa 15 gün daha gelmeseler biz mahalleyi komple buraya toplayacağız. Teşekkür ederim. Asfalt, yol. Ya adam 7 milyona daire almış, sokak yok ya. 7 milyona daire almış. Sokağımız öyle, yolumuz öyle, temizlik öyle. Hayvan leşi kokuyoruz ya, biz kokmuyoruz ya. Hayvan leşlerini kokuyoruz. 7 milyon daire almıyor ama sokak yok. Kendimi burada zincirleyecektim ama kısa getirmiştim. Hı hı. Evet. Kısa olduğu için bağlayacak bir kılımdım. Böyle böylesi de böyle. Aslında büyük bir basın kapat istiyorum. Büyük halkı buraya topluyorum. Bu uyarı. Sadece evet. Bir uyarı bu. Bu iki bir uyarı. En fazla 15 gün içinde büyük bir kitle olarak buraya geleceğiz. Söz veriyorum. Sizi de beklerim. Kardeş ben ki ızgarları kaldırın, bu ızgarları komple temizleyin altını, tazlıklı suyla içine hiçbir pislik kalmasın diye. Tamam diyorlar, ben geliyorum bakıyorum ki aynı. Adam şey yapmış, kortumu tüttü çekip gidiyor, yıkıyor sadece. Ama içindeki ızgaranın altındaki pisliği temizlememiş. Tüm kurban pisliği, hayvan pisliği hepsi ızgaranın altında. Şimdi bir de yaz, sıcak, çok kötü bir koku, sokaklar da aynı. Ben şimdi size sokakları da gezdireceğim. Şimdi sokaklarda tam çöp bidonları komple delik deşim. Burada kurban kesimi mi yapıldı? Evet, burada kurban kesimi yapıldı. Kurban yeri olur mu? Sel pazar, sel pazarı. Kurban kesimini kendi özel bir proje içerisine getirir, yapılır. Aynı. Kanallar boşaltılır. Bu bilinçli olarak geldi, bir katliamı yaptıra bıraktıra pislikleri getirir. İşte başka bir şey yok yani. Yeri, kurban kesim yeri muhtarlığın yanındaydı. Hı hı. Bu sene buraya aldım. Dün ki oraya almayın. Orada kesim yeri hazırlıyor. Kurban kesim yerinde kanal olacak. Yani kanal olacak, o kanaldan su gelecek. Olduğu gibi işte abi duruyor, pislikleri, kanları hepsi duruyor. Yani bu mahalleyi rahatsız eden edecek derecede bir koku mu var şu, burada? Çok kötü. Çok, yani bütün bu sitelere, bütün bu sitelere ya. Bak az önceki gelen bayrakta tuvaletli diye siteler şurada, tümü var yani. Sonra mı başladı bu koku? Evet, evet. Bayramdan sonra başladı. Burası bayramdan sonra. Ama öbür sokaklar hepsinde var yani. Çöpler şimdi yeni değil, hepsi delik. Millet de çöpünü atıyor. Ondan sonra çöp akıyor, kokuyor. Ya yapılıyor diyor. Yaptırdım diyor. Ya adı ne yapmışsın sen? He? Şimdi burası son temizliğini söyleyeyim. Bak belediyeye geldik. Kendileri şu anda gerçekte gelsin söylesine. Geldikleri zaman bu ara sokaklar aynı böyle duruyordu. Bu aralardan geçtiğine böyle temizlik yapıldı gitti. Bu parkın içinde bu kadar araç varken nasıl temizlenir? Kendileri gelsin görsün. Aynı bu şekilde temizlendi. Böyle bir aradan girdi çıktı oldu temizlik bitti. Bunun adı temizlik mi ya? Şu logara bak ya. Hayvan leşi.
Ya belediye de sanki birileri gelip kesip atmışlar içerisine ya bunu, gel temizlendi, bu nedir ya? Belediye başkan inmedi zaten, aşağı inmedi zaten. Vallahi bir zahmet insinler gerekenler yani. Bir yardımcısı. Koltuklar çekme işlerde yani. Bir orada kalsınlar, bir çevreye bir baksınlar, etsinler yani. Halkın ne şikayeti var, ne ihtiyacı var yani. Yok, sen halkın şikayeti yok, yumurta sen bize iftira atıyorsun. Hayır yani, tamam hep beraber, tamam en küçük genç olan sizsiniz, size bildirdik. Siz de üstünüzdekilerde, onlar da gelsinler. Aynen. Yani. Ne hindir bu? Ceset olabilir dedi. Şuraya bak, ben onun için geldim, baktım kapılar açtım. Hadi dedim, bir ceset de olabilir. Çok iğrenç. Burada mı neymiş onun? Orada tabii herhalde. Ay, biraz daha duruyor. Nasıl bu? Dedik ki, buradanmış demek buradan, ki. Buradan, buradan. Sineklerden, böceklerden. Sandık ablam iyicene biz. Bu bir an önce belediye mi ilgilenecek, kim ilgilenecekse ilgilensin. Kokudan duramıyoruz sinekten. Zaten derenin kenarındayız, sinekten öldüğümüz bir de bu çıktı. Daha önce böyle bir koku var mıydı burada? Hayır, hayır, tertemizdi. Mahallemiz çok güzel. Bayramdan mı yani? Bayramdan. Evet, bayramdan beri bu kokuyor. Bu böyle kanalizasyon kokusu gibi mi, yoksa bir leş kokusu gibi mi? Leş kokusu. Leş. Leş kokusu yani. Diyorum ya, anlatılacak gibi değil. Gelip bir görsünler, ona göre yani. Harap ediyorlar bize de. 15 gündür bu koku böyle yani. Artık haşareler, şeyler yani, duramıyoruz yani. Pencereyi de açamıyoruz, çocuklar da çıkaramıyoruz. Yetkililere sesleniyorum, lütfen gelip ilgilensinler. Belediye hiç gelip burayı açtı mı logarları? Hayır. Hiç kimse gelmiyor. Hayır. Gel buraya, bayra gelin. Şöyle gelmeden geçiyoruz. Çavuşla tartıştı. Ondan sonra çavuş müdür başkan demiş ki muhtar bana küfür etmiş. Koku olduğundan beri burada pazar kuruldu mu? Cuma günü kuruldu. Millet pazara giremedi. Yani pazarcılar, gelen vatandaşlar. Pazarımız da erkenden kapandı zaten. Pazarcılar duramadı. Şey, kokudan dolayı mı erken? Tabii evet. Pazardan dolayı pazarcılar duramadı. Bu toplam kovalı bozmayalım. Hem sinek hem koku. Her ikisinde de gerçekten. Şikayet yardımcı olmuyor yani. Kaç sefer aradık yani. Gelmiyorlar da. Tamam diyorlar ama gelen giden yok. Ya yani onun için eğer sesimi duyurabiliyorsan bu sesime bir ses versinler, gelsinler, ilgilensinler, temizlesinler, temizlik ekibi göndersinler. Ne gerekiyorsa yapsınlar yani. Sonuçta biz de burada yaşıyoruz. Pazarcıları yani, söylesene. Pazarcılarımız erkenden kapatıp gidiyor. Yani kokuda duramıyorlar. Yani, pislikten, pislikten. Başka da diyecek, aslında diyecek çok şey var da şu an aklıma da gelmiyor açıkçası. Ya kocaman mermek var burada. Buraya gelmiyor. Ya hayır, buradan bir de bakıyorum. Buradan bir de öyle. Buradan bir de öyle.